Yani yargıda iklim değişiyor mu diye düşünüyoruz bazı kararlara baktığımızda. Örneğin Van'daki YSK kararına, ama sonra dönüp başka uygulamalara baktığımızda yargının üzerinden, yargının içinden AK Parti'deki belli odaklar birbiriyle kavga ediyor. Yargının üzerinden AK Parti MHP ittifakının içerisinde çok ciddi kanlı bir savaş, bir mücadele var. Bütün kılıçlar çekilmiş vaziyette. Birbirlerinin kellesini kopartmak için cephedeler yani. O kadar net bir savaş var bu kanatlar içerisinde. Dolayısıyla da çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Erdoğan mı kaybetti yoksa AK Parti mi diye düşünülüyor. Erdoğan mı kaybetti yoksa AK Parti mi? Valla ikisi de kaybetmiş durumda bana sorarsanız. Hem AK Parti kaybetti hem de Erdoğan da kaybetmiş gözüküyor. Kendisinin kurduğu ve desteklediği, sahada çalıştığı partisi ilk defa bir seçimde yenilgi aldı. Ve yani herkesin de bildiği ve öngördüğü bir yenilgi bu. Dün biliyorsunuz ne demişti Hakan Bayrakçı, trendlerde 5. sıraya kadar yükselen, rekor izlenme alan o videoda. Erdoğan kaybedeceğini biliyordu. Çünkü AK Parti'ye yakın, AK Parti'ye servis yapan, hizmet veren araştırma şirketleri sahadaki rezilliğin farkındaydı. 10 puan, 11 puan fark yenebileceğinin farkındaydı. Bunu sahada ölçüyorlardı. Erdoğan'a da bildiriyorlardı. Hem kampanya ekibi hem de Erdoğan her şeyi biliyordu. Ama kamuoyunu açıklamadılar sadece bu anketleri. Betimar mesela aynı gün saat 17'ye kadar bekledi kimin kazandığını bulduğunu açıklamak için. Yani ürktüler. Hakan Bayrakçı bir tek bu konuda yani açık konuşalım, çok cesur ve net ve şeffaf davrandı. Bir tek o açıkladı bulduğu veriyi. Onun dışında AK Parti'ye de yakın olan birçok araştırma şirketi bu veriyi açıklayamadı. Hatta ben size anlatmıştım, bir kere daha anlatayım. Bu kanalı takip edenler hatırlayacaklar. Şöyle bir şey yaşanmış külliyede. Araştırma şirketleri sahadaki bu bulguları görünce ekonomi yönetiminin temsilcilerin de bulunduğu bir heyet-i hazurun karşısında Erdoğan'a bu sunumu yapmışlar. Ve demişler ki hem Anadolu gidiyor, yani Türkiye genelinde de birçok kent kaybediliyor, hem de İstanbul'da büyük farkla Murat Kurum kaybediyor. Temel nedeni sorulduğunda da bütün araştırmalarda aynı bulgu çıkıyormuş. İki temel neden var. Biri ekonomi. Diğeri de İsrail. Diğeri de İsrail meselesindeki ikiyüzlülük. Yani güya mitinglerde işte efendim Filistin din kardeşlerimiz deyip arkasından da gemilere doldurup doldurup ticaret rekoru kırdığımız deniz taşımacılığı haberleri. Bu ikisi bize kaybettiriyor demişler. Özellikle demişler ekonomi çok önemli. Emekli son derece kızgın ve kırgın, sandığa gitmeyecek insanlar. Yani kalem kalem söylemişler o toplantıda içeride külliyede. Ve eğer demişler cumartesi ya da pazar Ankara mitinginizde ya da İstanbul mitinginizde emekliye hani ufak da olsa bir katkı, bir şey açıklayabilirseniz bu rüzgar dönebilir. Hiç değilse yıkım bu kadar olmaz. İstanbul yine kaybedilir ama 10 farkla değil. Anadolu'daki bazı kentler geri alınabilir. Yani şu anda gitmiş gözüken kentler geri alınabilir. Dolayısıyla böyle bir şey lütfen düşünün denilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da dönmüş Cevdet Yılmaz'ın ve Mehmet Şimşek'in olduğu tarafa. Demiş ki Mehmet bir şey yapabilir miyiz? Sizce Mehmet Şimşek ne cevap vermiş olabilir? Hiçbir şey yapamayız demiş Mehmet Şimşek. Hiçbir şey yapamayız. Kaynaklarımız son derece kısıtlı. Siz demiş Kılıçdaroğlu'nun ve muhalefetin büyük baskısına dayanamadınız. EYT'yi çıkarttınız. EYT Türkiye'de birçok insanı 40 yaşında emekli edecek bir uygulamaya dönüştü. SGK'nın üzerindeki kamu yükü, kamu bütçesi yükü çok arttı. Eğer biz emekliye böyle bir bütçe açıklarsak SGK batar, sosyal güvenlik sistemi çöker. Değil emekliye zam yapmak ya da zamlı maaş ödemek, bir kişiye bile emekli maaşı ödeyemez hale geliriz demiş. Cevdet Yılmaz da demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı kararınız bu yöndeyse biz bırakalım demiş. Olay bu derece kopma noktasına gelmiş ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı da demiş ki peki o zaman. Şimdi bu ve çok da buna aslında sinirliymiş ama elinden bir şey gelememiş. Gerçekten böyle mi? Anlatıldığı gibi mi? Kulislerdeki gibi mi? Yoksa seçimi kaybettiği bilinen bazı teşkilatlar, oralardaki yöneticiler, hatta kampanya şirketi,
stratejistler kendi kuyruklarını kurtarmak için bu kulisleri tırnak içinde bir hikayeleştiriyorlar ve ona buna yazması için dezenformasyon mu yapıyorlar onu bilemiyorum. O sizin kanaatiniz ama ortada böyle çok net bir kulis var, birçok yerde anlatılıyor. Çok güvendiğim insanlardan dinledim. Dolayısıyla ciddiye aldım. Zaten de bugün Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu haberi de bütün ayrıntılarıyla yazmış Türkiye Gazetesi'nde. 31 Mart bağıra bağıra gelmiş. Haberin başlığı bu. Türkiye Gazetesi'nin de manşetindeydi. Ve büyük olay oldu tabii. Ankara kulislerinde de çok konuşuldu. Kötü gidişe dur demek için ekonomik anlamda bazı adımlar atılması önerisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'le görüştü ve bir şey yapabilir miyiz dedi. O da hayır dedi. AK Parti'de seçim haftasında yapılan değerlendirmelerde bakın Yücel Kayaoğlu'nun haberini size aynen alıntılıyorum Türkiye Gazetesi'nden çok önemli bir haber. AK Parti'de seçim haftasında yapılan değerlendirmelerde imkanlar zorlanıp emekli başına 1000 lira verilse veya bayram ikramiyesi 5000 liraya çıkarılsa bile bunun sahada karşılık bulmayacağı, muhalefetin gündemde tuttuğu 7 ila 10 bin liralık seyyanen zammın yapılmasının da imkansız olduğu görüşünün öne çıktığı belirtildi. Bu nedenle son haftaya girilirken Ankara ve İstanbul'un yanı sıra, yani Erdoğan bu iki ilin gittiğini zaten biliyordu. Ankara çoktan gitmişti, İstanbul'un da gittiğini biliyordu. 11-12 ilin daha kaybedileceği net bir şekilde görülmüş oldu. Buyurun Türkiye Gazetesi'nde sevgili meslektaşımın haberi gördüğünüz üzere. Üstelik tek sebep ekonomi de değil. AK Parti'de seçim kaybetmenin gerekçesinin sadece ekonomiye bağlanmasına da itiraz ediliyor. Şu anda AK Parti içindeki kulisleri bir Ankara gazetecisi olan Yücel Kayaoğlu'nun kaleminden Türkiye Gazetesi'nden aktarıyorum size. Parti kurmayları, teşkilatların seçim yorgunu olması, nasılsa her seferinde biz kazanıyoruz. Emekliye çok güvendiler. Yani biz bunlara bir para vermesek de gene kıyamazlar giderler bize oy atarlar. Bir önceki seçimde genel seçimde öyle olmadı mı diye düşünmüşler. Ve aday tespitlerinde yaşanan sıkıntılar niye? Çünkü ortada bir aday yok, alternatif isim yok. Bir bölümü Sayın Cumhurbaşkanı kendi elleriyle yok etti. Bir bölümü de zaten liyakatsizlik, korkular vesaire nedeniyle ortaya çıkamıyor. Ayrıca parti kaynakları sandığa gitmeyecek protestocu seçmenleri sahada gözlemlediklerini ifade ederek seçim çalışması yaparken bizim seçmenimiz bizi görmezden gelip yüzünü çeviriyordu. O yüzden saha çalışması yapamadılar. Onun için Murat Kurum İstanbul'da öyle sokak sokak mahalle mahalle gezemedi. Ekrem İmamoğlu ne kadar belde, köy, kırsal varsa hepsine giderken Murat Kurum hep kapalı salon toplantıları yapmak durumunda kaldı. Aynı şey diğer kentler için geçerli. En bombası da şu, AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinden bazıları ise kendi yakın akrabalarını bile sandığa gitme konusunda ikna etme zorluğu yaşadıklarını dile getirmiş. Kendi akrabalarını bile oy atmak konusunda ikna edememişler. Partide gerçekleştirilen toplantılarda AK Parti'nin 11 milyondan fazla üyesi var, doğru. Dünyada bir rekor. Yani Türkiye'de 12 milyon kişi sosyal yardımla geçiniyor ve Türkiye'de AK Parti'nin 12 milyon üyesi var. Bu acayip bir şey. Uzun zamandır sosyolojik olarak da aslında değerlendirdiğimiz, anlamaya çalıştığımız bir şey ve dünyada başka bir eşi benzeri yok, onu da söyleyeyim size. Her üye bir kişiyi ikna etse 22 milyon oy almamız gerekirdi ama AK Parti bu seçimde toplam 16 milyon oy yapıldı tespiti varmış. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberinden alıntıladım size. Duyduğumuz, kanalımızda anlattığımız, sürekli olarak aktardığımız bilgiler böylece bir Ankara gazetesi tarafından da doğrulanmış oldu. Çok ciddi bir şey bu. Yani hakikaten çok ciddi bir şey. Bu ekonomi meselesi ve bunun üstesinden gelinemedi. Üstesinden gelinemeyen ikinci şey İsrail meselesi. Orada tabii Metin Cihan'ın yaptığı haberler, Timur Soykan'ın, Bahadır Özgür'ün, araştırmacı gazetecilerin tamamının hepsinin vermiş olduğu aslında haberler, aktarmış olduğu bilgiler, belgeler çok ciddi şekilde AK Parti seçmeninin kafasını karıştırdı. Normal koşullarda AK Parti seçmeninin bu medya organlarına, bu gazetecilere bir teması yok. Yani Timur Soykan'ı tanımaz AK Parti seçmeni.
Metin Cihan'ı hele hiç tanımaz. Bahadır Özgür'ü de çok az tanır diye tahmin ediyorum. Bu arkadaşlarımız daha çok Bir Gün gazetesinde, Halk TV'de, Tele1'de izleyebileceğiniz arkadaşlarımız. İki şey bunu değiştirdi. Birincisi Fatih Altaylı'nın kanalına bu isimlerin çıkmış olması onları AK Parti seçmeni açısından da görünür kıldı. İkincisi ise çok daha önemli bir şey, Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi İsrail ile ilgili mesele de neredeyse bir bayraktarlık yaptı. Fatih Erbakan'ın tweet'i orada hala duruyor. Fatih Erbakan çok ciddi bir çağrıda bulundu. Fatih Erbakan bakın ne diyor? Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu'nun şirketlerinden Etimade'nin seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu büyük vebalden bir an önce kurtulun. Belgesini de yapıştırmış tweetine. Şimdi Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan bütün bu haberleri ve bilgileri görünür kıldı. Milli görüş çizgisindeki, siyasal İslam çizgisindeki, Müslüman muhafazakar çizgisindeki bütün seçmen açısından bence dönüm noktalarından biri de Yeniden Refah'ın bu konuyu sürekli gündemde tutması oldu. AK Parti'de tabii sadece seçim sonrası